Günaydın sayın abonelerim. Ben Aynur, yine iş başındayım şu anda, çalışıyorum. Başladık. Saat sabah 8'i, şu anda güneş kavuruyor yukarıya, gösterelim şöyle gökyüzüne. Ortalığı adeta kavuruyor. Oğluma geldim, eşim çay topluyor şu anda. Bindi. Şöyle gösterelim şu gördüğünüz hanımlarımı, kışlık otu. Şunları şu anda çeviriyorum, kurusun, yarın yağışlı. Yine almak için burası arılık, şu ağaç arkasında arılık var. Şöyle yakından çekelim, arılar kasası görünüyor, petekler şu anda. Şöyle gösterelim. Şu gördüğünüz çaylık. Şişe burayı biz topladık. Şu gördüğünüz otlar. Şöyle gösterelim, dün derdim. Şimdi götüreceğim, uzaktan az göründüğüne bakmayın. Şöyle sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum. Şu anda kamera kaydediyorum ama çekim yapabiliyor muyum? Uzaktayım baya uzaktayım. Şu anda ben bu çay üzerinde baharat kurutuyorum. Nasıl kurutuyor derseniz, şöyle gölgeden gidelim, kaydedebilirim. Yani şöyle gösterelim. Şimdi iyice yakın alalım. Şu anda baharat kurutuyorum. Kaydolabiliyor şu anda. Buna yayla otu diyorlar. Babaannem yerliğe gitmişti, komşum daha doğrusu, bana getirdi bir kilo tane. Şimdi şöyle güneşle kurutuyorum, yıkadım. Şu anda tepsiyle buraya çarşıdan çıkardım. Bunu burada kurutuyorum. Kışın bunu kullanacağım bahara kadar. Bir kilo tane bu kuruyacak. Bunu elimle uhalayacağım. Toz haline getireceğim. Lahanalarda çok lezzetli oluyor. Lahanalarda çok güzel oluyor yemeklerde baharat olarak, yayla otu. Güneşte kurutuyorum. Hafif soğan gibi kızartıyorum yağda. Baharat olarak üzerine döküyorum yemeğe. Lezzeti de kokusu da bir hoş. Yani buranın insanı bilmez. Normalde yeşil yapıyorlar ama kokusu o kadar aftir olmuyor. Çok lezzet, çok ağır, güzel bir hoş kokusu var. Soğandan da üstün. Şöyle yaklaştırayım yine size. Bayağı uzağım ben. Fırın tepsimine serdim, yıkadım. Çarşıda kolumla taşıdım. Getirdim, burada serdim. Bu yayla otu diyorlar. Bizim orada körmen diyorlar Ardahan tarafında. Kurudere'de çok oluyor Ardahan'ın. Herkes bunu gramı bir altın değerinde. O kadar bakarız sayın abonelerim. Şu anda babaanneme ısmarlamıştım. Dedim babaanne, dedim giderken getir, torunlar gelmişti, geldi bir kilo da bana indirmiş, kendine de indirmiş. O kölgede kurutuyor ama kölgede sapsarı oluyor, güneşte böyle yeşil oluyor, daha sağlıklı. Şöyle gösterelim, şimdi uzaklaştıracağım sizlere. Bir de böyle çekim yapalım. Şöyle, burası duva, hiçbir şey yok, tertemiz. Çarşıda olsa bu kadar sağlıklı, temiz, hijyenik olmaz. Şöyle gördüğünüz gibi çaylıkta. Tepsinin içinde altında laylon bezi var, böyle tepsiye koydum. Tepsinin içinde güneşte daha aşkama kadar kurur. Bugün 38 derece sıcaklık var. Bugün hemen hemen kurur. İnce ot, kendisi yayla otu diyorlar burada. Kendisi körmen. Soğan da olmasa soğan yerine de kullanabiliyorsun. Çok güzel tadı var. Çok güzel hoş kokusu var. Yemek pişti, 2-3 kilometre uzaktan geliyor kokusu onu yakınca. Havuç kızarttığı da yemeğe üzerine ilave ettiğimi, çok süper oluyor biberle beraber. Kırmızı, yeşil biber herhangisinde katın tadından doyum olmuyor. Şimdi şöyle bir de dağları çekelim sizlere. Bugünlük burada son bizimki. Otlarımı da alacağım bugün, yarın gidiyorum. Yarın da denizden çekim yapacağım, deniz tarafına gidiyorum yüksekte. Şöyle gösterelim, bu tepenin üstünde çayımız var. 500-600 kilo. Bir hafta sonra da fındıklarımız var, böyle gösterelim. Başlayacağız buralarda. Şu anda sizlerle görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sizlere iyi günler diliyorum. Bizlere de kolay gelsin diyorum. Benim yaptığım gibi balkonunuzda da her yerde de nane, kekik, bunları kurutabilirsiniz kışlık için. Daha da avantajlı, daha da sağlıklı oluyor. Ben hep böyle yaparım baharatlarımı. Binde bir alırım dışarıdan. Daha lezzetli oluyor. Biberimi, her şeyimi burada kuruturum. Sizlere iyi günler sayın aboneler.